Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İşte karşınızda 1v1 Battlegrounds, yani savaş alanları. Oyuncu gelişiminde şampiyonu belirlemek için kullandığı sistemler nihayet gerçek oyuna da geliyor. Şimdi size örnek bir dövüş göstereceğim arkadaşlar. Bu video dün çekildi. Şimdi dublajını yapıyorum. 30 tane şampiyon seçiyoruz gördüğünüz gibi. Sol tarafa. Kendi belirlediğim hero'ları aldım. Şimdi maç buldu. Bu çekilmiş olan video olduğu için şimdi üstüne konuşmaya çalışıyorum. Bunun özellikleri nasıl olduğundan sonradan bahsedeceğim. Şimdi burada arkadaş ciddiye almıyor arkadaşlar dövüşü. Sırf ben video çekeyim diye matchmaking'e girdik beraber. O yüzden ciddiye alıp oynamıyor. Bakın onun şampiyonlarını görüyorum şu anda. 3 tane şampiyonunu banlayacağım şimdi. Burada global karo, yani karo muhafaza arkadaşlar. Yani canın %1'den fazlasını kaybedemezsiniz tek bir vuruşta. O yüzden Magneto, Archangel ve Aleva'da. Magneto ve Archangel yetenek sabit azaltan hero'lar olduğu için onları banlıyorum arkadaşlar. Ama tabii o rastgele hero'larımı banlayacak benim. Bakın Sauron, Taşadan ve Killmonger'ı banlamış. Hiç gerekli yoktu. Şimdi burada saldırı hero'larımızı seçiyoruz. O seçtiğimiz 30 şampiyonlardan rastgele işte karşımıza seçenekleri sunuyor. Bunlardan hangisini almak istersin takımına diyor. 3 tane savunan, 3 tane de saldıran şeklinde alacağız. Şimdi bakın burada karşıma Falcon'u, Elektra'yı, Kırmızı Omega'yı falan koydu. Ben tabii ki burada Falcon'u alacağım arkadaşlar. Çünkü muhafaza karosunu çok güzel iptal ediyor. Elektra'yı alıyorum bir de. Çünkü Elektra kanatarak rakibinin yetenek isabetini azaltıyor. Kanama bağışıysa da zırh kırma atıyor. O yüzden Elektra da çok iyi seçim muhafaza karosu için. Rakibin ne aldığına bakmayın. O rastgele alıyor. Sırf ben göstereyim diye alıyor. Ve bakın gene karşıma 5 seçenek çıktı. Bunların hepsi bu arada CCP'de bende var. O yüzden yani şey alıyor. Yoksa kendi rosterınızı getirmek zorundasınız. Kendi yani sahip olmadığınız şampiyonu getiremezsiniz. Burada Karadul'u alacağım tabii ki. Çünkü Karadul da muhafaza karosunu iptal ediyor biliyorsunuz. Bir de Longshot'u alıyorum. Longshot'u belki savunmaya koyarım diye. Çünkü Longshot'un yetenek isabeti azaltılamaz. Yani %300 yetenek isabeti var. O yüzden muhafaza karosunda iyi gider. Savunma karosunda Longshot. Yine şimdi arkadaş seçiyor burada. Rastgele aldı. Ve son olarak burada pek güzel gelmedi. Bakayım kimi aldığımı hatırlamıyorum burada. Muhtemelen Diablo'yu almışındır. Hasarı zehirle vermek için Diablo'yu, bir de Nebula ile şok hasarı vermek için getirdim. Ama savunma açısından güzel seçenek sunmadı maalesef. Böyle Mysterio veya şey sunsa da güzel olurdu. Mephisto. Çünkü ikisinde yetenek sabiti azaltılamaz. Gerçi Mephisto'nunki azaltılır ama pasif olarak azaltılamaz. Muhafaza karosu savunmalarında iyi gider onlar. Evet, son şampiyonlarını seçiyor şimdi arkadaş. O da aldı. Bay Fantastic var. Bakayım. Ha, ben bir şampiyon daha alacağım. 7'ymiş bu arada. 6 dedim yanlışlıkla. Juggernaut'ı alıyorum. İyi bir savunma olur çünkü Juggernaut. Ayrıca yetenek sabiti azalttığını görmüyorum. Böylece özel saldırılardan ekstra zaman kaybeder. Şimdi savunanını seçiyor rakip arkadaşlar. Opponent Picks Defender diyor. Savunan seçiyor. Bay Fantastic'i seçti. Ben de burada tabii ki de Falcon'u seçeceğim. Kaçışını da engellerim. Ha, pardon, ilk savunmamı seçtim. Savunmamı Juggernaut seçtim. Şimdi saldıran seçiyoruz. Juggernaut için Shang-Chi'si var ama global karo muhafaza arkadaşlar. 100 vuruşla indirir o Juggernaut'ı Shang-Chi ile. İsterse 6 yıldızı R4 olsun. Muhafaza iptal edemez Shang-Chi. Ben de Falcon'u alıyorum. Bay Fantastic'e karşı. Kitledim. Gördüğünüz şekil. O da zaten düşük hero'lar getirdi. Ciddiye almıyor dediğim gibi. Bu tamamen gösterme amaçlı. Evet, Safeguard yazıyor gördüğünüz gibi. Muhafaza karosu. Şimdi dövüş başlıyor. 2 dakika süre veriliyor. 2 oynanana da. Hemen hedefe kilitleniyorum ben. Hızlıca onu dövmeye başlıyorum. Hep alıkoyma yaparak oynuyorum. En hızlı öyle dövebilirsiniz çünkü. Hiç siperle falan zaman kaybetmeyin. Bitirici yapmayın falan. Tabii özel saldırı atacağı zaman bitirin. Olabildiğince hızlı dövmeniz lazım burada adamı. 3 tane puanlama kriteri var. Bir geçen zaman, bir sizin yüzde canınız, bir de rakibin canı. Hemen attım, bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi puanlama sistemine bakalım. Evet. 30.000 puan kendi yüzdemizden, 30.000 puan rakibin kalan yüzdesinden ve zamandan da azıcık bir puan farkı oluyor. Arkadaşlar genelde zaman belirliyor zaten bu belirleyici. Ama buradan anladığım kadarıyla daha çok canınızın kalması çok daha önemli arkadaşlar. Siz %100 canla çıkarsanız buradan bu çok daha değerli olur. Tabii %100 canla çıkacakken de çok fazla zaman harcamamaya çalışın. Mesela %1.1 can için benden 300'lü bir puan almış arkadaşlar. 326 puan almış galiba.
O yüzden siper'siz falan alıkoymayı iyi yapın derim ben burada dövüşeceksiniz. Tabii canınızı feda etmeniz gerekiyorsa canınızı feda edin. Burada ölümsüz halk çok kötü olur mesela. Hiç kullanılmaz. Bakın mesela hala bitiremedi adam. Tabii ki bitiremez çünkü muhafaza karosu var. Shang-Chi de muhafaza karosunu bozamıyor. Deli gibi uzun sürüyor onun dövüşü. Tabii adam ciddi alıp oynasaydı burada benim getirdiğim hero'ları getirirdi o da. Falcon getirirdi. Elektra getirirdi. Aynen yetenek sabiti azaltan hero'lar getirirdi genelde. Kıyamet de olur. Kıyamet pek tercih edilmez ama. Çünkü L2'sinde bir tek yetenek sabiti azaltıyoruz. Strife bile olur burada aslında. Strife'ı çoğu kişi düşünmeyebilir. Mesela o da yetenek sabiti azaltıyor çeşitli durumlarda. Ama muhafaza karosu için pek iyi gitmez bu dediklerim. Şu anda aldıklarım çok iyi gidiyor. İşte Karadol olur, Falcon olur, Elektra olur. Onlar çok iyi gidiyor. Savunma içinde bakın Juggernaut'ı indiremedi. Arkadaşlar knockout oldu. O yüzden çok az puan aldı ve bu round'un galibi ben oldum. Zaten diğer round'un da galibi ben olacağım şimdiden söyleyeyim. 3 round yapılıyor. İkisini kazanan alıyor. Şimdi gene savunma seçmem istiyor. Ben burada dalgınlığıma geldim arkadaşlar. Burada işte Longshot'ı seçecektim. Savunma yetenek isabetini azaltamasın diye. Zaten yetenek isabeti azaltan hero yok karşıda Nick Fury dışında. Son dakika Elektra'ya kaydı arkadaşlar. Elim Elektra'yı seçtim yanlışlıkla savunmada. Ama hiç önemli değil. Çünkü onun dediğim gibi yetenek isabeti azaltan hero'su yok. Doktor Doom'la ne yapabilir Elektra'ya? %1 hasar verir. Gerçi gene acele konuştum pardon. Doktor Doom'u saldırı olarak değil savunma olarak seçti. Ben de Diablo'yu alıyorum. Doktor Doom'un karşısında daha hızlı öldüreyim diye. Longshot da olurdu. Nebula olmazdı. O da Nick Fury alıyor Elektra'nın karşısına. Kan atarak öldürmeye çalışacak. Bakalım kim daha hızlı olacak. Gerçi benim Diablo'm 6 yıldızlı R3. Onun Nick Fury'si 5 yıldızlı R5. Burada dövüş öncesi yeteneği de aktifleştirebilirdim ama o kadar az zaman verilmiş ki. Hiç zaman bulamadım. Evet, dövüş başlıyor. Bu biraz daha uzun sürecek. Çünkü Diablo'yu aslında almak istemiyordum. Oyun size rastgele seçenek sunuyor. Siz oradan seçiyorsunuz. Getirdiğiniz 30 şampiyon içinden. Ona göre şampiyonunuzu seçin. Evet, Doktor Doom'u hızlı hızlı Diablo ile dövüyorum. Ağır saldırı atamıyorum, yoksa direnme yapar. L1 attım. Ne kadar az zaman verdiğini de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada yani mesele aslında dayanıklılık bir yandan da. Taktik. Kısa sürede rakibin ne kadar canını alacaksınız? Doğru taktiği yaparak mı rakibin canını alacaksınız? Bunların hepsi önemli. Bakın dayak yedim burada. Burada kaybettiğiniz bu yaptığınız hata sizin round'u kaybetmenizi sağlayabilir. Mesela adam %100 canla bitirmiş. Mesela hiç dayak yememiş. Çok rahat gider. Ama ben muhafaza karosu için yani özellikle işte Longshot'ı, Mysterio'yu falan getirmek istemiştim. Onlar karşıma çıkmadı. Evet gene bitti gördüğünüz gibi. 54 saniye sürdüğü için çok daha az puan aldım fight duration'dan yani zaman süresinden. Ve %16.2 can kaybetmişim. Ve benden bunun için neredeyse 5000 puan almış. Ama gördüğünüz gibi hala Elektra'yı indirememiş o. Ve 29 combo yapmışım. Performanstan da onu görüyoruz. Şu aşağıdaki şeytani surata basmadım. Onda ne var acaba bilmiyorum. Oraları kontrol etmedim. Ama genel olarak şu anda böyle arkadaşlar sistem. Bu değişmeye tabi hala. Daha son hali değil. O yüzden daha bunun özelliklerini anlatmıyorum size. Şu anda buradaki geçerli sistemi anlattım. Detayları kabam ilerleyen aylarda paylaşacağı zaman ben de sizlerle sunacağım. Çünkü bunlar değişecektir ve gene kazandım gördüğünüz gibi. 1 dakika sürmüş dövüşü ve az kalsın da ölüyormuş gene. Zaten ciddi alıp oynamıyordur. Orada ölmüyordur. Bilerek süper yeteneği getirmiştir. Ve kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve buradan da 15 puan ekleniyor bana. Savaş puanınız var bunda da. 15 puan kazanıyorsunuz. Bu ilk oynayışımdı. Bakın sağda da zaten liste var. 15 puan arttırdı. Bu benim puanım şimdi. 8 dakika sürmüş. Burada da roundlara tek tek bakabilirsiniz. Geçmişe. Evet. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. 1v1 sistemi aynen bu şekilde olacak. Tabii değişmeye tabi dediğim gibi. Son olarak bir de tabloyu gösterecektim burada sanırsam. Aynen. O arkadaşlar oynamış. Gördüğünüz gibi 1500'den 1515'e çıktım. Bu şekilde oluyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.